Son dönemlerde sıkça gündeme gelen altın fiyatları bu haftada sakin seyrini koruyor. Kayseri'de sarraflık yapan İhsan Gülderdi, altında 14 Şubat Sevgililer Günü hareketliliğinin başladığını söyledi. Döviz kurundaki hareketliliğin altın fiyatlarına da yansımasıyla son günlerde gündem olan altın sakin seyrini koruyor. Sarraf İhsan Gülderdi ise altının yaklaşık 45 gündür bulunduğu fiyat üzerinden seyrettiğini ve sakinliğini koruduğunu kaydetti. Merkez Bankası tarafından alınacak faiz kararı ve altın piyasasının içinde bulunduğu durumu anlatan Gülderdi şunları söyledi. Altın son 45 gündür sakin seyrini devam ettiriyor. Geçen hafta hafif bir düş eğiliminde bulunmuştu. Şu anda tekrardan toparladı. Altının has fiyatı 770 liraya kadar düşmüştü. Şu anda 790 seviyesinde. Ons fiyatı 1850'den 1770'e kadar düşmüşken şu anda 1812'ye kadar tekrardan yükseliş eğilimi gösterdi. Son zamanlarda döviz fiyatları da sakin seyrini devam ettiriyor. Ons'ta hareketlilik gözlenirken döviz fiyatları sabit devam ediyor. Altında risk iştahının artmasıyla birlikte ons fiyatlarının ilerleyen zamanlarda yukarı yönlü hareketleri gözlenebilir. Tabii ki altın belli bir süre doyum sürecine geçtikten sonra yukarı yönlü hareketler gösterebilir. Tabii yatırım tavsiyesi olmadan bunları söylüyorum. Yıl sonuna kadar eski gördüğümüz zirvedeki rakamları tekrardan görmemiz mümkün olabilir. İsterseniz güncel altın fiyatlarıyla başlayalım. Şu anda kapalı çarşıda çeyrek altının fiyatı 1300 lira, yarım altın 2600 lira, cumhuriyet altını 5200 lira, grams altın ise 13000 lira, 20 karat altının fiyatı 760 lira, has altının fiyatı 792 lira, ons fiyatı ise şu anda 1812 dolar civarında. Dolar ve euroya geçelim isterseniz. Dolar şu anda 13.50'den alıcısını bulurken euro ise şu anda 15.48'den alıcısını bulmakta. Bu ayki 17 Şubat'ta Merkez Bankası'nın faiz kararını gözlemleyeceğiz. Büyük ihtimal sabit kalabilir ama yukarı ya da aşağı yönlü hareketlerde dövizinde hareketlerini yukarı ya da aşağı yönlü etkileyebilmektedir. Fakat sabit tutacağını öngörüyorum. Şu anda piyasa bu faiz oranını kabul etti diyebiliriz. Son birkaç gündür 14 Şubat'ın hareketini gözlemleyebiliyoruz. Özellikle kolye, yüzük ve bilekliklerde, ince çıtır şeylerde ön planda satışlarımız oluyor. Bir hareketlilik başladı. Tahmin ediyorum hareketli bir 14 Şubat geçireceğimizi öngörüyorum.